ilk milli silahlı drone sistemi Songar, %83,42'lik yerlilik oranıyla yerli malı belgesi aldı. Otomatik makinalı tüfekten sonra bomba atar da entegre edilen mesafe ve balistik ölçüm, nişangah, anons sistemi gibi yetenekleri geliştirilen Songar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Güçleri tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Songar silahlı drone sistemi, hedef bölgenin tespiti, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti ve gerçek zamanlı görüntü aktarımı gibi birçok kritik görevi icra edebiliyor. Brezilyalı uçak imalatçısı Embraer ikinci çeyrek uçak teslimat rakamlarını açıkladı. Buna göre şirket 3 aylık dönemde 17 uçağı teslim etti. Uçaklardan 4'ü ticari, 13'ü ise işleti. ABD'li SkyWest 2 adet E175 ve İsviçre merkezli Helvetic Airways de 2 adet E190-E2'yi filosuna kattı. Brezilyalı imalatçı işleti segmentinde 2 adet Phenom 100, 7 adet Phenom 300, 2 adet Praetor ile 1'er adet 650 ve Praetor 500'ü müşterilerine teslim etti. Embraer'in 30 Haziran itibariyle toplam 15,4 milyar dolarlık 314 uçaklık sipariş birikimi bulunuyor. Boeing'in 2012 yılında başlattığı Eco Demonstrator programında Etihad'ın 787-10 Dreamliner uçağı kullanılacak. Rüya uçakla emisyonları ve gürültüyü azaltmanın yolları test edilecek. Uçuşlarda havacılığın çevresel ayak izini önemli ölçüde azaltan sürdürülebilir yakıtın bir karışımı kullanılacak. Programın yaklaşık 4 hafta sürmesi bekleniyor. Eco Demonstrator programında havacılığın şimdi ve gelecekte daha güvenli ve daha sürdürülebilir olmasını sağlayacak teknolojileri test etmek için ticari uçaklar kullanılıyor. Müşterek taarruz uçağı programı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 8 adet F-35A savaş uçağı ABD Hava Kuvvetleri envanterine devredildi. Geçtiğimiz günlerde ABD Senato Komitesi, ABD Hava Kuvvetleri'ne Türkiye için üretilen 8 adet F-35A uçağını modifiye etme yetkisi vermişti. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 8'i Türk Hava Kuvvetleri için olmak üzere toplam 14 adet Lot 14 uçağı toplam 850 milyon dolarlık sözleşme ile ABD Hava Kuvvetleri standartlarına getirilecek. Çalışmaların 2026 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması bahane edilerek F-35 programından çıkartılmış ve Türkiye için üretilen uçaklar teslim edilmemişti.